İyi günler sayın izleyenler. Televizyon 3 Haber Bülteni'ni izliyorsunuz. Bölgemizden gelen haberlerimiz vardır. Birçoğunu zaten biz yakından ilgilendiriyor. Bir bakalım. Debre İtfaiye Birimi'ne şimdiye kadar bazı eksik olan görülen araç ve geri kalan özellikle gerekenleri ortadan kaldırabilmek için ABD'de bulunmuş olan Debreliler harekete geçti. Bunların adına Debre'de Arber Kuka ve Maksut Kırluku tarafından bu gereken malzemeler Debre'deki İtfaiye Birimi'ne teslim edilmiştir. Konuyla ilgili olarak Debre İtfaiye Birimi Amiri Cetan Miftarovski'ye göre hem de nasıl önemli bir yardım söz konusu oluyor. Mevcut olan her günkü çalışmalarını yerine getiren bu birimin özellikle yapmış olduğu çalışmalarında birçoğunu bunlardan kullanılmaktadır. Ondan dolayı bu tip yardımlar hem de nasıl büyük bir önem taşımaktalar. Galiçnik düğünü veya şimdiye kadar belki bu bölgenin en büyük olaylarından ve kültür açısından önem taşıyan bir olay. Ondan dolayı bunun için daha özelliklere başlanmıştır ve hazırlıklar büyük bir kısmı ile artık hazır ve çalışmalarına başlanacaktır. O şekilde Galiçnik düğünü Cuma günü 12 Temmuz tarihinde başlayacaktır. Saat 22'de UPYA mevcut olan çalışmaları neticesinde Kuzey Makedonya Filharmonisi tarafından jazz müzisyenler ve geri kalan sanatçıların gösteriyle başlayacaktır. Buradaki dirigeni ise Cihan Emin olacaktır. Cumartesi günü 13 Temmuz tamamen mevcut olan düğün adetlerinde başlanacaktır. 19.30'da Villa Dosta mevcut olan 3 tüfeğin aynı anda ateş etmesi konusunda bir başlangıç söz konusu ilan etmiş olacaklar. Mevcut olan bu etkinliklerin devamında ise Mayovci ve Teşkoto Hava oyunu burada oynanacaktır. Pazar günü ise bütün finallerin finali olarak sayılabilir. Çünkü saat 8.30'da başlayacak olan bu mevcut olan etkinlikler saat 2 veya 3'e kadar öğleden sonra devam etmesi bekleniyor. Televizyon 3 takımı bu sefer de olayları yakından takip edecektir ve konuyla ilgili olarak bu senedeki belgeselini de hazırlamış olacaktır. Gençlerin ehliyete sahip olmaları istekleri son zamanlarda bayağı artmaktadır. Debre sürücü kurslarında yapılmış olan bazı çalışmalar yakından takip edilerek bu sayının fazla olduğunu da göz doldurmaktadır. Demek ki ilgi bu senede seneye göre tamamen belki daha az fakat geçen seneye göre belki daha fazladır. Önümüzdeki dönemde özellikle gelecek seneleri için artık zorunlu olan bir ehliyet söz konusu diyebiliriz. Çünkü birçoğunun artık kendi arabasıyla işe gitmesi veya evin artık saltana değil bir ihtiyacı olarak sayılan bir araba aracının evde bulunması ve bulundurulması gerçekten son zamanlarda bir ihtiyaç olarak sayılabilir. Mevcut olan ilgi seneden sene artıyor. Debre'de ise bu sayı ve bu senedeki sayı oldukça büyüktür. Debre Breşya Kreşi'nin kayıtlarına başlamasına ilişkin olarak ebeveynlerden büyük bir talep gelmektedir. Kendi çocuklarını Breşya kaydetmek için gerekeni yapmaktalar. Buradaki müdüre Siyahiriye Dağçı'ya göre her türlü çalışmalar yapılıyor. Hazırlıklara da geçilmiştir. Yeni kapasitelerin açılana kadar mevcut olan sayı veya çocuk sayısı 300'ü geçmeyecektir. Çünkü mevcut olan ancak bu alan buna müsaade etmektedir. Ayrıca Dağçı'ya göre bütün bu değerlendirmeler ve kriterler konusunda 300 tane çocuk bu senede tamamen Breşya Kreşi'nde eğitimini başlamış olacaktır ve artık barındırılacak olan bir yer olarak onlar için ayrılacaktır. Mevcut olan durumlar ancak buna müsaade ediyor. Yeni kapasitelerin hizmete girdikten sonra artık bu sayının değişmesine ilişkin olarak tamamen bir güzel haberler olarak önümüzdeki dönem için bırakalım. Haber bültenimiz devam ederken sırada ise sizi en yakından ilgilendiren bölge haberlerimiz vardır. Onları da izleyelim.
Dışişleri Bakanı Nikola Dimitrov bir de iletişim için sorumlu olan Robert Popovski heyetiyle birlikte Londra'daki Medium zirvesine katılmış oldular. Mediumlar zirvesinde özellikle özgürlük ve gazetecilik konusunda bazı temel şartlar konusunda yanı sıra birçok mevcut olan durumlar değerlendirmeye alındı. Kuzey Makedonya hükümeti bununla ilgili olarak neler şimdiye kadar yaptığını da dile getiren bakan özellikle ileride de daha serbest ve daha özgür bir gazetecilik ve medya çalışması gündeme gelebilmesi için tamamen elinden geleni yapmaktalar. Hükümet Bakanlar Kurulu toplantısında Avrupa Birliği Sekreteriyası olarak bilinen kurum Avrupa Birliği ile Müzakere Sekreteriyası olarak isim değişikliğinin yapılmasına da karar verilmiştir. Mevcut olan özellikle yapılması gerekenler ve buna ilişkin olarak muhalefetin de katılması gündeme gelmektedir. Avrupa Birliği müzakereleri yürütecek ekibin de belirlendiği toplantıda baş müzakereci görevini Başbakan Yardımcısı Buyar Osmani yürütmüş olacaktı. Hükümet tarafından yapılan açıklamada müzakere sürecinin ulusal ve parti ötesi bir durum olduğu ifade edilirken bu sürece muhalefetin de dahil edilmesi istedikleri de kade edilmiştir. Öte taraftan ise konuyla ilgili olarak Vamaro Dapama'nın milletvekili Dimovski yapmış olduğu açıklamasına göre şimdiye kadar bazı kanunların ve yasaların getirilmemeye siyaseti ve alışkanlığından dolayı kendisi şüphesiz ve kuşkuyla buna bakmaktalar. Öte taraftan ise böyle bir durum söz konusu olursa ancak ve ancak her iki taraf objektif bir şekilde çalışmalarına devam etmeleri gerekiyor. Hakimlerin hakimlik sınavı artık bundan sonra eskisi gibi olmayacaktır. Şimdiye kadar elektronik olarak bu sınava girmiş olan adaylar şimdiden sonra sözlü ve yazılı olarak sınava girmiş olacaklar. Bu şekilde yeni düzenleme ve yeni tasarı birkaç zaman içerisinde tamamen beklemede bulunacaktır. Yeni yasa getirilene kadar eski yasa geçerli olacaktır. Eski yasaya göre bu sınav elektronik olarak yapılmaktaydı. Haber bültenimiz sona erdi. Hayırlı günler efendim.